Selam yumurseverler, yeni bir 3 boyutlu yazıcı videosundayız. Fakat bu sefer bayağı farklı bir şey yaptım. Bu bölümde göstereceğim modellerin hepsi birebir olarak bir oyunun içerisinden aktarılmış modeller. Önceki bölümlerde bazı oyunlardaki modeller baz alınarak modellenmiş şeyleri basmıştım. Fakat bu sefer direkt PUBG Mobile'ın geliştirici ekibiyle iletişime geçtim ve onlardan oyun içindeki modelleri aldım. 17 Temmuz'da PUBG Mobile'ın Royal Pass 8. sezonu başladı ve bu sezonun teması Okyanus. Zaten birazdan göreceğiniz modeller de okyanus temalı. Bu yeni temayla birlikte oyuna yepyeni görevler ve yepyeni hediyeler eklenmiş durumda. Şu anda PUBG Mobile'a girip bu görevleri tamamlayarak yeni hediyeleri siz de kazanabilirsiniz. Aynı zamanda bu sezonun liderlik tablosu görevlerini tamamlayarak da yükselebilirsiniz. Bu arada ilginç bir bilgi, PUBG Mobile bugüne kadar dünya genelinde 400 milyon indirmeye ulaşmış. Bu da demek oluyor ki bu oyun eğer bir ülke olsaydı dünyanın en büyük 3. ülkesi olacaktı. Her gün 50 milyon kişi PUBG Mobile haritalarını atlamaya devam ediyor. Eğer hala PUBG Mobile'a başlamadıysanız açıklama bölümüne bırakacağım linkten direkt oyunu indirerek oyuna başlayabilirsiniz. Oynamak tamamen ücretsiz. Ve bir güzel haberim daha var. Birazdan göstereceğim modellerden iki tanesini size hediye edeceğim. Yani oyunun içinde gördüğünüz eşyalardan bir tanesinin gerçek halini kazanabilirsiniz. Çekilişe katılmak için tek yapmanız gereken videoyu beğenmek ve aşağı bir yorum bırakmak. İsterseniz video bildirimlerini etkinleştirerek gelecek videolarımdan da anında haberdar olabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi bu bölümdeki eşyalar özel ve bunların boyanma kısmının da özel olmasını istiyorum. Şimdi bir A4 kağıdına böyle bir yuvarlak çizip yuvarlak olmadı ama buraya duk yazıyorsunuz ve buna basınca evet. Hoş geldin. Efendim geçmemiş olabilir. Du Uki butonu işimize yaradı. Selena'dan sonra aslında 2 gündür burada bu masanın üstünde cebelleşiyor. Abi böyle yatıyorum buraya üstüme sushi'ler. Bayağı yatıyor gibiydi yalnız. Hep böyle boyuyordu bak, ben takip ettim. Ben dedim abi size kamerayı ona göre ayarlayayım diye. SD yok ayarlar kaç ayarlar. Açı ayarlarken canım çıktı böyle. Açıyla alakalı hiçbir problem yok. Ben bir hani ya göremedik derseniz vallahi bendeki problem. Ben odaklanıyorum. Hayır abi bak şimdi. Başlıyor tamam çizmiyor. Şöyle ya. Kamerayı buraya koyuyorum. Bu elini böyle getiriyor. Buraya koyuyorum kafasını getiriyor. Sanki çekmeyelim diyor. O şey, o sanatçı egosu. Ha. Ben bir sanatçıyım sonuçta. Saygı duyuyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ilk modelle başlayalım. Evet benim. İlk modelimiz. Ne biçim model? Hangisi benim? Çok model var mı? Bence kaskla başlayalım. Benim. Durum. Bunu hep elim alınca şey geliyor. Olmak ya da olmamak diyesim geliyor. Ne alaka? Ne bileyim böyle bir şey var ya sürekli. Hani aslan kral falan gelse böyle. Ya falan diye. Kafam kadar. Çünkü kask. Şimdi bu modelle başlamak istedim çünkü oyunun içerisinden aktarıldığını en net bu modelle gösterebilirim. Normalde bu model bayağı küçük bir şey. Oyunun içinde siz adamın kafasına taktığını görüyorsunuz ve orada bayağı şöyle parmak ucum kadar bile gözükmüyordur herhalde değil mi? Şu an yok, parmak ucumdan bile küçük gözüküyor. Tabii canım, tırnağından daha küçük hatta. Şöyle bir şey yani. O yüzden bunu bu kadar büyüttüğünüz zaman oyunun içindeki poligonları böyle açık bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın şu görmüş olduğunuz şeylerin hepsi oyunun içindeki modelleme sırasında kullanılan poligonlar. Yani adam oyunda buna zoom yaparsa bu şekilde mi görecek? Evet. Böyle pütür pütür pürüzü pürüzü. Ya oyunu mesela böyle 300 inçlik bir şeyde televizyonda oynarsa mesela bunları görebilir. Modelimiz bu arkadaşlar. Bu oyunun içindeki bir model. İnandın mı? İnandım. Evet şunlar kare, evet bunlar poligon. Şimdi ben bu ele avuca gelir bir şey olsun diye bu boyutlarda bastım ve baskısı 17-18 saat falan sürdü. Baskıdan sonra üstüne sprey boyayla bir astar attım ve topu Doğukan'a attım. Dedi ki al. Al. Al böyle koydum. Al dedim boya. Ama öğrenmiş boyamayı. Bak bunu fark ettim. Gece pürüzsüz boyamış. Allah razı olsun. Bunu da şöyle bir şey yaptık. Özellikle en çok uğraştığımız yeri anlatmak istiyorum. Şurası. Burada ince bir akrilik var aslında. Bir akrilik parçasını kesip arkasını altın rengiyle sarı arası böyle bir renge boyadık. Boyanmış kısmı da iç tarafında kaldığı için böyle dışı parlak oldu. Gerçekten orada bir cam varmış gibi bir görüntü elde edildi. Benim çok hoşuma gitti. Hala boyadık diyor ya. İnanılmaz gerçekten. Ben şurada boyarken içeride yemek yiyordu bu kadar vicdan. Akriliği de ben yaptım. Dışını da akrilik boyalarla boyadık bu arada. Neden akrilik boyalarla boyadık hemen söyleyeyim. Biz bir zaman böyle bir video çekmiştik beraber. Yine hatta bu. Aynen aynen. Biz bunu yağlı boyalarla boyadık.
Dedi ki yağlı boya daha kalitelidir. Benim bu sanatçı bilgime güvenerek. Bunun 4 gün falan kurumasını bekledik abi. Harbiden kurumadı. Kıştı bir de değil mi? Çekilişte vereceğimiz modellerden bir tanesi bu arada. Dediğim gibi çekilişe katılmak için sadece videoyu beğenip aşağı bir yorum bırakmanız yeterli. Şimdi ikinci modelimize geçecek mi? Niye içime bir anda Adanalı girdi? Geçecek mi? Geçecek. Şuradan da yiyelim bari. Orijinalini gösterseydin insanlara. Ha, orijinalini buraya koyduk. Oradan bakabilirsiniz. Evet, düt düt yolu açın. Bu modelde Doğukan ağlamayacak çok uğraştım diye ben ağlayacağım. Burada işte bu Allah'ın sopası. Araba gibi görünene bakmayın. Bu modeli bir kere bastım ve komple dağıldı. Öyle düşün yani. Şu modeli öyle bir detaylı tasarlamışlar ki oyunun silgeci var. Sileceğin üstündeki lastik bile var. Ondan sonra burada böyle anteni var. Ya böyle detayın dibine vurmuşlar ya. Acayip detaylı tasarlamışlar bunu ve koltuğu koymamışlar mesela detaylı tasarladıkları için. Koltuğu ben kestim. Koltuğu ben çıkartmak zorunda kaldım. Bu 5 kişilikti, bunu 3 kişilik yapmış. Şimdi ilk baskıda bahsettiğim detayların hepsi dağıldı ve bu üst kısım falan kırıldı. O yüzden bazı kısımlarını tekrar modellemek zorunda kaldım. Nedir onlar? Mesela koltuğun oturma kısmı. Burada adamların böyle ayaklarını soktuğu kısımlar var, vites kolu var, direksiyon var vesaire. Ve oradaki destekleri çıkartmaya çalışırken buralar kırılıyor. Dolayısıyla onları düzlemek zorunda kaldım. Sonra burada böyle incecik şeyler vardı, böyle ızgaralar falan vardı. Onları temizledim. Yani azıcık ben o detayı çıkartmak zorunda kaldım ama hani hala çok detay var. Mesela kapı kollarının arası bile açık bakarsan hani. Boyarken tıkamadın değil mi ya? Açık açık. Açık. Hala açık oralar. Hani altta şu neydi bunun adı? Onun adı arabayı tutan şey. Böyle dönen şey, böyle 4x4 ya bu. Onlara kadar var yer. Her şey var. Bunları yapmama rağmen aslında şuralar falan kırıldı. Bunları Japon yapıştırıcıyla tekrar yapıştırmak zorunda kaldım. Sonra üstüne kahverengi bir sprey boya ve topu Doğukan'a attım. Bu en kolaydı ya bu arada. Yok ya. Yalan söyledim şu an. En kolayı dediğim şey, şimdi tasarımı göster, tamam şurada gördüğünüz. Abi bu da en kolay ya, böyle işte hani dalgalar okyanusu seyredim, ahtapottan esinlenmişler, böyle güzel bir şeyler olmuş. Yani bunu yaparım. Yani sonra bir saat falan ağladı. Rengi tutturamıyorum. Lemur şu renk olmuş mu sence? Abi şey gibi bir tane fotoğraf vardı ya, böyle altın rengi mi yoksa mavi mi görüyorsunuz diye. Bak yemin ederim aynısı olabilir. Bak şimdi modele dikkatli bakın. Sizce kahverengi mi altın mı? Onu tartışalım bence bakın. Ya şöyle bir şey var. Model metalik. Yani araba boyası olduğu için metalik bir boya ve Doğukan inat etti, böyle tutturacağım diye uğraşıyor. Ya ben dedim ki sal artık hani. Ya benzesin okey. Evet. Üzerindeki desenler bu arada yine okyanus temasının desenleri. Bunu göstermek istiyorum. Deneme 1, deneme 2, deneme 3. Sonra direkt buna döndüm. Bence oyunun içindeki renk buymuş. Yapamamışsın. O zaten ya. Kanka bu o. Ama buna da benziyor işte. İşte metalik olduğu için ışık vuran yerler ona benziyor. Koltuk rengini birebir tutturmuş ama ona çok şaşırdım. Asker yeşili. Değil. Ben askere ektiğim için sen daha geleceğin evrelere. Dur da onun zamanı var. Beni asker almadılar bu arada. O videoyu izlemediyseniz şuradan kart çıkacak. Şuradan çıkan karta tıklayın. Abi güzel bir şey bu arada. Gerçekten oyundaki böyle ne bileyim ya, oyun objelerini böyle elinde tutmak, işte değil mi, rafına falan koymak çok güzel bir duygu olacak. Harbiden çekilişe mutlaka katılın. Ben de katılacağım. Ya. Abi sonuç olarak bu herkese açık bir platform, evet, değil mi? Evet. Neyse, ama Doğukan'ı ama kazanırsam verme. Ahmet diye kazanayım da adresi başka vereyim. Kazanırsam verme. Niye abi? Benim ne günahım var? O kadar işçilik yaptım ben bunu. Evet. En bak en zorlandığımı getirmek istiyorum. Abi onunla nereden baksan ben saydım 48.5.6 saat uğraştı. En zor. Bu arada biz bunu boyamayı unuttuk. Evet, ben bunu astara attım, kaldı bu. Bu PUBG'nin meşhur tavası. Bunu videodan sonra boyayacağız bu arada. Boyayıp öyle edeceğiz. Yani bunu kazanan kişi şey demesin. Benimkini astara atıp geçmişler ya falan demesin. Tavas gridir yani sonuç olarak. Teflon tava yani bildiğin. Açık gri değildir. Bu arada bunda çok komik bir hikayem var. Bana şey diyorlardı bak. İşte tava alıyorlar her yerde değil mi? Tavanın esprisini hani şey diyorum, chicken winner dinner işte karıştı. Neyse, maçı kazandığın zaman işte tavanın esprisi işte tavuk tava pişir ye falan muhabbeti ya da çorba parası vesaire. Dedim ki neden bu tavaya bu kadar hani özen gösteriyor? Olayı ne? Meğersem şeymiş. Tavayı yerden aldığın zaman şurana bir yere takıyorsun. Arkadan sıktıklarında kurşun geçirmiyormuş ya. Böyle bir şey varmış. Teşekkürler. Yine videoyu uzattım. İkimizin de en çok uğraştığı şeye geçiyoruz. Hangi ikimiz ya? 4,5 gün uğraştım. Kanka oğlum makine yapıyor. Bu şey gibi çamaşırları yıkadım diyorsun ama çamaşırları makine yıkıyor. Oğlum oyundaki model aktarıldı diyorum sana. Bilgisayarda da bir dünya uğraştım. Let me in, let me in, yeah.
Dut duru dut. İki taraf da güzel oldu ya şimdi. Gözümüze sokuyormuşuz. Bu muhtemelen okyanus temasını en güzel yansıtan skin. Ha bu arada sıkar. Sıkıyor gerçekten. Şimdi bunun yapılış aşamalarını bir anlatmaya başlayalım. 1. Bilgisayarda ben bunu modelledim. Kaç parçaya böldüm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parçaydı yanlış hatırlamıyorsam. Bu 8 parçayı basıp bastıktan sonra birleştirdim. Birleştirdikten sonra ilk şu gri astarını attım. Ve yine Doğukan'a bırak. Evet, bu arada füme, siyah falan değil, haberiniz olsun. Ya benim anlatacağım şeyler niye 15 saniye sürüyor ya? Ben şu 6 günümü anlattım 15 saniyede ya. Printer'a giriyor, start'a basıyor. Bunu bu arada gerçekten yapanlar var değil mi? Abi printer'dan oturduğun yerden yapamam. Evet abi, menajerim şey diyor mesela böyle. Zaten diyor düğmeye basıyorum, basmıyor mu o, kendi yapmıyor mu, gitmiyor mu diyor böyle. Gıcık ediyor beni. Selam menajerim. Bunu şurada kırdım dün. Bir parça yapacaktı benim için. O parça. Normalde 2 saat 3 saatte falan olacak herhalde. Şu an hatırlamıyorum da. Abi 2 saat sonra baktık hala makine kendi kendine boşluğa sayıyor, tamam mı? Meğersem plastik erimişti, o şeyi kaplatmış falan. Nozzle deniyor. Nozzle. Bu arada printer kurmayı bilmiyorsanız şuraya tıklayın, evet. Neyse, ne alaka? Abi bunu bir detaylı gösterelim ya. Şunu böyle ballandıra bir gösterelim ya. Bence bu sezonun okyanus temasını en güzel yansıtan modellerden bir tanesi. Hem burada böyle dehşetül vahşet bir ahtapotumuz var. Hem burada bu mavi tonla falan da böyle bir okyanus şeysi. Hem de Scar gibi böyle havalı bir item olduğu için bu siyahlıklar da böyle bir ağırlık katmış bence. Çok güzel olmuş. Bunu Scar bastın diye demiyorsun değil mi? Ya bunu şu an seni övmüyorum. Oyunun tasarımcılarını övüyorum. Harbiden ha, niye? Onlara abone olsunlar. Ben niye oturdum onun? Manyağa bak. Yok saygı duyuyorum. Gerçekten bu tasarım efsane ya. Kolların dolanması. Ya bir de şey önemli abi. Mesela bir tasarım yapıyorsun. Sadece silahın şu gövdesinde. Yani şey, ha, evet. Itemin sadece veya işte oyundaki kullandığın objelerin herhangi bir objenin sadece bir kısmına sığdırıyor. Adamlar taşmış mesela. Evet. Direkt işte buralara dolanmış falan. Şuralarını falan da gösterelim böyle. Efsane olmuş. Gerçekten. Ya böyle renk uyumu çok güzel ya. Güzel yapmışım Ash. Bayağı güzel yapmışsın. Gerçekten çok içime sinerek yaptım bu arada. Uzun sürdü ama alan... Ya 2 günde boyadı. Totalde bir 20 saatten fazla uğraştın benim hesaplarıma göre. Ve o 20 saatlik süreç boyunca beni uyutmadı. Ben şurada oturuyorum diyor ki uyuyamazsın. Abi adam kendi ağzına diyor ki oturuyorum diyor bak. Oturuyorum. Ben de oturuyorum. Ama şey hani ben buna müdahale edemem ki orada yapıp... Ben kendi kısmımı içermişim. Yapmışım. Çay içermişim. Ben bunun baskısını yaparken sen uyudun mu? Uyudun. Evdeydim oğlum ben. Manyak, ne yapayım evde oturayım böyle. Bastım acaba. Ne yapsın, beklese miydim? Bu arada bunu çekilişle vermeyeceğim. Aa. Ben yıkıldım oğlum şu an. Ben niye yıkıldım? Abi ben bunu duvarıma asacağım ya. Halledim bir dakika. Abi 3 tane şey veriyorum zaten ya. Şimdi ayaklarımı çıkartırdım da yapmayacağım sana. Acıyorum şu an. Hayır abi bu benim. Çok isterseniz ben bir tane daha basacağım. Doğukan da boyayacak, size hediye edecek. Ne dedim az önce? Sen ne dedin az önce oğlum böyle? Abi Allah aşkına şunu kamera arkasına bir flashback yapın gözünüz müsün? Bu tarz videoların devamını kaçırmamak için şuradan kanalıma abone olup bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Ayrıca bu tarz şeylerden hoşlanıyorsanız Doğukan hep bu tarz şeyler yapıyor. Sanatçıyım ben. Sanatçı o. Grafiti yapıyorum. Onun kanalı da şurada kafasının üstünde çıktı. Oradan ona da abone olabilirsiniz. Eğilin de iyice görsünler. Kepini çıkarayım mı? Hayır. Olmaz. Tam bu... Bak dur. Ağlarım dur hayır. Çıkartmayacağım dur. Tam bu kepin olduğu yerden Doğukan'ın kanalına abone olabilirsiniz. Kepin altında ne olduğunu da eski videolarından görebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.